Tevfik Bey, bu seviyesiz atışma ve seviyesiz kavramla süreci bölen bu arkadaşlarınızın burada oluşturduğu tribün anlayışını ben bilirim. Hayatım böyle hakaretle hayatını geçiren insanlara yüzle bakmakla geçti. Bu yaklaşımı kınıyorum. Lütfen dinle, lütfen. Çok büyük katkısı var sana. Çok yüksek tonda konuşuyorsunuz ama inanın tane tane anlatıyorum anlayasınız diye. İnanın ya. Konuşunca beni bölüyorsun. Gerek yok, gerek yok. Tane tane anlatıyorum. Lütfen dinleyin. Araç kiralama 50 sene çıkmaz sizin zihninizden. 50 sene. Siz orada yiyeceğiniz dayağı yediniz. 50 sene çıkmaz sizin zihninizden araç kiralama. Doğru, bizim partilere falan filan verdiğimiz araç devri bitti. Twitter'ını bile kapatmışlar senin. Bulamadık Twitter'ını. Onu bile kapatmışlar. Birilerinin kendi işine bak dediği bu konuların bu ülkede yaşayan 83 milyonun kendi işi olduğunu da altını çizelim. Hele İstanbul'un Türkiye'nin en büyük kamu kurumunu yöneten Ekrem İmamoğlu'nun safi ön plandaki işidir. Bunu da unutmayın. Bunu unutmayın. Son birkaç ayda dövizde görülen büyük kur artışı ne yazık ki borç stoğumuzda önemli bir yükselmeye sebep oldu. 2020 Ocak ayında 6.6 lira olan euronun Kasım başı itibariyle 9.1 liraya yükselmesinin 16 milyon İstanbulluya yüklediği ek borç yükü ne kadar biliyor musunuz kıymetli hemşehrilerim? Ne yazık ki 5.4 milyar liradır. Sadece son birkaç aydaki döviz kur artışının bize yüklediği yük. Bu ne demek biliyor musunuz kıymetli meclis üyesi arkadaşlarım? Bu rakam İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kadrolarının iştirakler hariç maaşlarının yaklaşık 3,5 yıllık toplamı demek. Şu 2 ayda elde edilen bütçede elde edilen zararın belediyemize ne yazık ki yarattığı travma. Bundan bu şehrin hiçbir suçu, hiçbir kusuru yok. Kur farkı için ödemeye mahkum edildiği bu rakamı hepimiz iyi anlamalıyız. Lütfen iyi anlayın. Kur farkından dolayı hem Türkiye'nin hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başına gelenler öyle döviz lobisinin veya faiz lobisinin ülkemize saldırmasının sonucu falan da değildir. Ne yazık ki ekonomiyi yönetenlerin aldıkları yanlış kararlar ve yürüttükleri politikalarının sonucudur bu olanlar. Son yıllarda muteber yüzlerce uzmanın defalarca yaptığı uyarılara kulak verilmediği için ekonomide hep beraber bir kuyuya doğru yuvarlanıp durduk ne yazık ki. Ne yazık ki bu böyle. Ve bunun kurumumuza zararını hep beraber anlamak zorundayız. Hani dolarla, euroyla ne işimiz var falan denmesinin hiçbir alakası olmadığının somut göstergesidir İstanbul halkına ve İBB'ye yaratılan bu ek borç. Size bir şey söyleyeyim mi sevgili arkadaşlar? O kuyuyu faiz lobisi veya döviz lobisi de kazmadı. O kuyuyu ekonomiyi ne yazık ki liyakatsizce, beceriksizce yönetenler kazdılar. Ekonominin rasyonellikten uzak yönetimi tarihimizde nadir görülen boyutta Türk lirasının değer kaybetmesine neden olmuştur. Dış ticaret açığımız büyüdükçe büyüdü. O açık nedeniyle ekonomimiz döviz kuruna son derece hassas hale geldi. Kur farkı yüzünden hem ekonomik aktörler, hem vatandaşlarımızın, hem devletimizin, hem de belediyemizin borçları ne yazık ki arttıkça artmıştır. Biz hepimiz İstanbul'un 39 ilçe belediyesi de dahil işimizi ne kadar doğru yaparsak yapalım, ne kadar tasarruf edip bizden önceki dönemden devraldığımız borçları ne denli tasfiye etmek için uğraşırsak uğraşalım, ekonomiyi yönetenlerin yanlışları İstanbul halkının boynuna
ne yazık ki ve ne acı ki 5.4 milyar liralık ilave borç yüklemiştir değerli arkadaşlar. Ekonomideki bozulmanın ve yükselen kur seviyelerinin sonucu olarak yıllık gelirimizin %26'sı kadar ilave bir kaybımız söz konusu olacaktır. Bütün bunların yanı sıra aynı ekonomik hatalar Türkiye siyasi risk algısını da ne yazık ki yükselttikçe yükseltiyor. Bu yüksek risk ülkemizdeki tüm kurumların yurt dışından çok daha pahalıya borçlanması sonucunu doğuruyor. Metro ve katı atık gibi büyük projelerde öz kaynak yerine uzun vadeli yurt dışı kaynak kullanmak zorunda olduğumuzu hepimiz biliyoruz. Belediyemiz bunun zorunda. Kötü ekonomi yönetiminin neden olduğu ve adına CDS denen yüksek politik risk algısı yüzünden yurt dışı finansman bulmakta ne yazık ki hep birlikte zorlanıyoruz. Bulduğunda da ne acı ki Türkiye'nin ekonomi pozisyonu ve risk algısından sebep ne yazık ki çok yüksek maliyette bulabiliyoruz. Örneğin yakın komşumuzdan örnek verelim. Bulgaristan'da bir belediye %0.6 ile yurt dışından borçlanabiliyorken biz ne acı ki 10 katı kadar daha pahalıya borçlanabiliyoruz. Dünyanın adeta likiditeye boğulduğu Amerika'da faizlerin sıfıra yaklaştığı bir ortamda Türkiye'nin risk priminin 500-550 seviyelerine çıkması, kredi notunun düşürülmesi veya politika faizinin yükseltmemek adına doları baskılamak için 10 milyarlarca dolarlık rezerv kayıplarının yaşanması hepimiz için çok ama çok ciddi sonuçlar doğurmaktadır. Dünyada bu kadar para varken ülkemizden durmadan sermaye çıkışları izliyor olmamız fırsatları doğru kullanamadığımızı gösteriyor. Bu bağlamda yılbaşından bu yana ülkede 14.4 milyar dolarlık yabancı sermaye çıkışı olmuştur. Daha düne kadar yabancı yatırımcılar hazine borçlarının ortalama %24'ünü taşırken bu oran %3'ler seviyesine gerilemiştir. Paramıza güvenip gelen yabancı yatırımcılar dahi kaçırılmıştır. Yabancı yatırımcıların yanına ne yazık ki kendi vatandaşlarımızın dahi ne acı ki Türk lirasına güveni kalmamıştır. Çünkü şu an ülkemizde toplam mevduatın %56'sı döviz tevdiat hesaplarına dönmüştür. Belki farkındasınız. Bu denli yüksek güvensizlik oranı biliniz ki 2001 krizinde bile yaşanmamıştır. Koskoca ülkenin ekonomisini ne yazık ki liyakatsız kişilerin yönetimine verirseniz bunlar olur. Ne yazık ki son yılların özeti budur. Bu konuda acilen telafi edici politikaların geliştirilmesi şarttır. Bunun için Merkez Bankası'nın para politikasını bağımsız bir şekilde belirlemesi ve serbest piyasa ilkelerine uygun öngörülebilir politikalarını uygulaması esas olmalıdır. Bugün 19 Kasım ve biliyorsunuz Merkez Bankası'nda önemli bir görev değişimiyle beraber bazı kararlar alınacak. Bu kararların en doğru kararlar olmasını diliyorum. Alınan bu kararların gerçekten umuyoruz ki ekonominin gerçek ihtiyaçlarına uygun olsun. Ve umuyoruz ki birilerinin kendi işine bak dediği bu konuların bu ülkede yaşayan 83 milyonun kendi işi olduğunu da altını çizelim. Hele İstanbul'un Türkiye'nin en büyük kamu kurumunu yöneten Ekrem İmamoğlu'nun safi ön plandaki işidir. Bunu da unutmayın. Bunu unutmayın. Sizin de hakkınızı savunuyorum.
Sizin de hakkınızı savunuyorum. Arkadaşlar lütfen, lütfen Hatip'e dönün, Hatip'i dinleyin. Çok bağıranların sesi birkaç dakikaya kısılır, önemsemeyin. 2020'nin ilk 9 ayında ülkemizin ne acıdır ki bütçe açığı 140.6 milyar liraya fırlamıştır. Birazdan sizi kıyaslı bir tabloya taşıyacağım. Yine görüyoruz ki bütçe açığı finansmanı da gittikçe daha çok altın ve döviz tahvilleri kullanmaktadır. Bak, yerinde olsam bütçeyi öğrenmeye çabalarım. Yerinde olsam bütçe disiplinini anlamaya çalışırım. Anlatabilir miyim? Lütfen dinle, lütfen. Çok büyük katkısı var sana. Bu durum asıl hazine açısından bir risk kaynağı oluşturmaktadır. Çünkü hazine altın ve döviz tahvillerini ödemek için giderek daha fazla altın ve döviz bulmak zorunda kalacaktır. Bu yanlışların sonunda ekonomimiz 2009'dan bu yana görülmemiş bir oranda yıllık bazda ne yazık ki %10'a yakın daralmıştır. Uygulanan negatif reel faiz politikasının sonucu olarak da yurt içinde mevduatta dolarizasyon ve altına yöneliş had safhada yükselmiştir. Neticede bu ülkede, bu güzel ülkemizde, bu milli değerlere ve milli unsurlara kıymet verdiğimiz ülkemizde dolar karşısında dünyada en fazla kayıp veren para birimi Türk lirası olmuştur. Oysa ki ekonomi yönetiminde başarıya giden yolda herkesin bildiği en önemli sır güvendir, güven. Güvenin tesisidir. Güven olmadı mı olmaz. Güven tesisinin de birinci şartı nedir biliyor musunuz? Bazen mumla aradığımız liyakattır, liyakat. Liyakat varsa güveni sağlarsınız. Zira güveni sağlayamazsanız ekonomideki tüm çabaları, bütün ortaya koyduğunuz efor boşa gider. Biz bu nedenle hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi hem iştiraklerimizde sürdürülebilir güveni sağlamak için şeffaflığın yolunu sonuna kadar açtık. Bu sayede inanıyorum ki ülkemizin yüksek politik risk oranlarını içermesine rağmen göreceksiniz yakın gelecekte şehrimiz lehine sürdürülebilir ve maliyeti düşük finansman enstrümanları konusunda inşallah çok önemli sonuçlar alacağız. 2021 yılı bütçesini bütün arkadaşlarımızla, bütün çalışanlarımızla, çok yüksek tonda konuşuyorsunuz ama inanın tane tane anlatıyorum anlayasınız diye. İnanın yani. Konuşunca beni bölüyorsun. Gerek yok. Gerek yok. Tane tane anlatıyorum. Lütfen dinleyin. 2021 yılı bütçesini 80 bin çalışanımızla, bütün bürokratlarımızla, hatta meclis üyelerimizle ve meclisteki komisyonlarla beraber çalıştık ve hazırladık. Çünkü bizim için bütçe İstanbullunun beklenti ve taleplerini gerçekleştirmek için yaptığımız finansal öngörü demek. Bizim için bütçe geleceğimizi şekillendirmek için yapacağımız gelir ve gider analizi demek. Evin T cetveli gibi. İnanın basit de bu kadar evinize kadar endekslenebilecek bir kavramla, hassasiyetle yönetilmiştir. 2021 yılı bütçemiz özetle şu kalemlerden oluşmaktadır. Toplam bütçe gelirlerimizi 25.5 milyar lira, bütçe giderlerimizi ise 28.9 milyar lira olarak planladık. 3.4 milyar lira açığımız olacak. 2020 yılı bütçesinde bu açığı 4.6 milyar liraya indirmiştik. 2021 bütçesinde bu rakamı inşallah 3.4 milyar lira olarak öngörüyoruz. Tabii ki daha da aşağı indirmek için büyük çaba göstereceğiz. 2020 yılının ilk 10 ayında 3.9 milyar lira kredi borç ödemesi yaptık. 3.9 milyar lira.
Borçlanmamızda ne yazık ki bize kısıtlılık uygulanmasına rağmen hiç aksatmadık. İştiraklerimiz tarafında 2021 yılındaki toplam bütçemiz 31 milyar lira olacak. Öngördüğümüz şekilde toplam iştirak karlarımız ise inşallah 2 milyar lira olacak biçimde ayarladık. Böylelikle toplam bütçemiz, yani konsolide yapımız, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerimizle beraber inşallah 76,5 milyar liraya ulaşacaktır. Bütçe harcamalarının kamu vebali taşıdığı bilinciyle kamu vicdanını rencide edecek, inanın, hiçbir harcama yapmadık. Net olarak taahhüt ediyorum. Halk yararı olmayan, katma değer yaratmayan, toplumsal fayda sağlamayan hiçbir projeye evet demedik ve yapmadık. Hizmetlerimizi ve yatırımlarımızı da bizden önceki dönem rakamlarının çok altında fiyatlarla gerçekleştirmeyi başardık. Birkaç örnek vereyim size. Örneğin 83 milyon liraya yaptığımız Selahattin camilerinin temizliğini aynı sayıda, aynı camilerimiz bu iş kapsamını büyüttüğümüz halde 26 milyon lira yaptırıyoruz 2020 yılında. 26 milyon lira. Örneğin daha önceki dönemde 26.6 milyon liraya yaptırdığınız web sitesinin çok daha iyisini, biz sadece ve sadece ve inanıyoruz ki daha iyisini, ki siz de diyorsunuz ya algıyı iyi yönetiyorsunuz, oradan anlaşılıyor ki web sitemiz çok iyi, adı algı olmasa da, sadece ve sadece 3.4 milyon lira yaptırıyoruz. Aradaki farka bakın. Örneğin İston AŞ'ye 11 milyon liraya satın aldığınız kumu biz 1,5 yıl sonra bütün artışlara, hafriyat vesaire, 1,5 yıl sonra 7 milyon liraya alıyoruz. Örneğin araç kiralama 50 sene çıkmaz sizin zihninizden. 50 sene. Siz orada yiyeceğiniz dayağı yediniz. 50 sene çıkmaz sizin zihninizden araç kiralama. Doğru, bizim partilere falan filan verdiğimiz araç devri bitti. Örneğin aynı kağıt havluyu bile, kağıt havlu %50 daha düşük fiyata alabiliyoruz. Sevgili arkadaşlar, 2000 doğru söyleyeyim. Az önce gösterdiğiniz dezenfeksiyon tümüyle ayrı. Bu konuda resmi cevabımızı da verdik. Ben hatta o yazışmayı internet sitesinden hatırlıyorum. Twitter'dan bir bakın, yollayın bana dedim. Twitter'ını bile kapatmışlar senin. Bulamadık Twitter'ını. Onu bile kapatmışlar. Sevgili arkadaşlar, 2021 yılında 28.9 milyar olmasını öngördüğümüz gider bütçesinin tam 1/3'ü yatırım bütçesidir. Çok daha fazlasını isterdik. Çok daha büyüğünü isterdik. Ama farklı kaynak modelleriyle, özellikle yurt dışı kabiliyetlerimizle çok güzel işler yapacağız, göreceksiniz. Özetle şunu söyleyebilirim. 2021 yılı 11.1 milyar civarında net yatırım yapıyor olacağız. Bu tutarın 6,5 milyar lirası ulaşıma, 2.3 milyar lirası çevre yatırımlarına, 1.2 milyar lirası afet yönetimi ve kentsel dönüşüme, 1 milyar lirası ise sağlık ve sosyal hizmetler kültürel faaliyetlerine ayrılmıştır. Depreme hazırlık konusunda hükümetimiz, bakanlıklarımız ve belediyemiz ve uzmanlarımızla birlikte çalışacağı İstanbul Deprem Konseyi'ni hayata geçirmek ve bu konseyi siyasetten bağımsız tam yetkili kararlar alacak şekilde donatmak için tüm çabalarımızı seferber edeceğiz. Değerli dostlar, bakın burada şunu söylemek zorundayız. Bu kıymetli mecliste şunu hatırlatmak zorundayız. İstanbul depremi, depremle ilgili çözümler, planlar, kentsel dönüşümler, istesek de istemesek de ne yazık ki siyasi münazaranın kurbanı olduğu çok dönemleri yaşamıştır, yaşamaya devam ediyor. Bakın bunun A partisi, B partisi yok. Bunu yaşamış bir hemşeriniz, belediye başkanınız olarak, deprem konseyinin en doğru model olarak bu şehre
büyük katkılar sunacağına olan inancımı Sayın Bakan'a hem İstanbul'da belediye başkanlarıyla yaptığı toplantıda ki bunu beğenerek o günkü açıklamasına deprem konseyi kurulmasını da katmıştır. Hem de telefonla birkaç kez görüştükten sonra heyetlerimizin yaklaşık 2 ay önce Ankara'da yaptığı toplantıda da deprem konseyi meselesine en üst seviyede olumlu bakarak yol verilmesi ve bu konuda çalışılması gerektiği pozitif kararını bilen bir belediye başkanı olarak bir an önce böylesi bir sistemin İstanbul'da başlatılmasını önemsiyorum. Değerli arkadaşlar, eğri oturacağız, doğru konuşacağız. Bakın, ben değil, Cumhurbaşkanlığı açıklıyor. Diyor ki 975 bin konut yaptık. Ama diyor 6,5 milyon daha yapmamız gereken konut var. Bakın, bu kadar büyük sayıları veren kendileri ve bu rakamlara baktığınızda bu işi efendim TOKİ çözecek, bakanlık çözecek, Cumhurbaşkanlığı çözecek, kendi başına belediyeler çözecek. Olmaz. Bu konuyu hep birlikte çözme mecburiyetimiz vardır. Bu konuyu Tevfik Bey, bu seviyesiz atışma ve seviyesiz kavramla süreci bölen bu arkadaşlarınızın burada oluşturduğu tribün anlayışını ben bilirim. Hayatım böyle hakaretle hayatını geçiren insanlara yüzle bakmakla geçti. Bu yaklaşımı kınıyorum. Sizin anlayışınıza ve disiplininize havale ediyorum. Şimdi değerli arkadaşlar, deprem konusu çok önemli bir mesele. Bu meselede ortak aklın, bakın, içine finansmanı katmazsanız, içine sigortacılık kurumlarını katmazsanız, içine inşaat sektörlerini katmazsanız, bütüncül bir mesele halinde bakarak bu işe bir arada iş üretmeyi hesaplamaz, herkesi yan yana getirip bu alanda iş üretme kabiliyetini geliştirmezseniz, inanın bu işin kısa zamanda başarıya kavuşma şansı çok düşüktür. Bu bir seferberliktir. Onun için ülkemizin her kurumunu göreve davet eden bir anlayış içerisindeyiz. Bu konuda meclisimizin komisyonlarına havale edilen ve bu mecliste geliştirilmesini umut ettiğim önerilerimiz var. Umut ediyorum ki meclisimizden gelecek bir takım önerilerle, uyarılarla çok daha faydalı bir modeli yine bakanlığımızla görüşmeye devam ediyor olacağız.